Ya ben Erhan Zahavi'yi soralım, evet. Ahmet Selim Kul. Olursa tarihin en ilginç transferlerinden biri olacak. Sosyal medya desteğiyle aslında Beşiktaş'ta Come to Beşiktaş kampanyalarıyla, evet. Beşiktaş taraftarda benzer transferlere imza atmışlardı. Bu defa bildiği zaman tabii evet. Sahaya çıkma konusunda. Geçen sezon o yüzden gizli forvet esprileri yapılmıştı Falcao'ya. Yani antrenmanların ve maçların için büyük bölümünü kaçırdı geçen sene. Sezonun ilk yarısında bir sakatlığı vardı. Dönüşü çok uzun sürdü. Yani Falcao'da şöyle bir durum var. Bunu söyleyelim. Hı-hı. Ki zaman zaman bazen bahsediyoruz bu konudan. Yani Falcao'nun kronik bir sakatlığı yok. Fakat daha öncesinde aşil tendonunda yaşadığı bir takım problemler var. Ve oyuncu da, şimdi Falcao'nun profesyonelliğini ve kariyerini tartışamayız. Kendini de kendi vücudunu da çok iyi tanıyor. Kendi performansını, doğru, ne zaman sergileyebileceğini. Riske atmayı da sevmiyor kendisini. İşte orada öyle bir durum var. Biraz Falcao'nun antrenmanlara çıkabilmesi konusunda oyuncunun inisiyatifi bekleniyordu. Bu sene o inisiyatifi olumlu olarak kullanıyor. En azından böyle bir gelişmenin olduğunu söyleyelim. Cagne de çok formda tabii. Cagne de fiziksel olarak iyi döndü. İşte izin günlerinde görüyoruz. Florya'da bireysel olarak çalışıyor. Saçları yani, çok güzel olmuş. Saçları yani her an değişebilir. Yarın bambaşka bir saçta çıkabilir Cagne. Onları sıklıkla değiştiren bir oyuncu. Ruh hali çok çabuk değişen, çok sık değişen. Ne olursa olsun tam insanlar farklı bakıyor ama Cagne, Emenike de öyleydi. Bu adamlar bizim yüzümüzü güldüren, kendi dünyalarında kendi şakaları olan, doğru, ve gerçekten pozitif insanlar yani saçları, başları, Cagne ile ilgili gözlükleri, gözlükler, her şeyi Emenike deyince. Yani Cagne'den böyle bahsediyoruz da bu adam gerçekten bir sezon önce 30 gol attı Türkiye, evet, Ligi'nde ve şu an bir rekoru elinde bulunduruyor. Çok fazla ciddiye alınmıyor bu hareketlerinden dolayı ama yani şu anda Türkiye Süper Ligi'nin tarihine bakıldığında bir rekorun yanında Mbaye Cagne'nin ismi yazıyor. Ben bu sene de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yine Falcao evet daha hazır gözüküyor ama işte hem ligdeki maç sayısı arttı, Avrupa Ligi var, kupa var. Bir neredeyse 60 maçlık bir periyot olacak Galatasaray için. Burada ben Cagne'nin bayağı fırsat bulacağını düşünüyorum. Katkı da sağlayacaktır çünkü yani oyuncuyla ilgili en önemli konu şu. Cagne'yi motive görmeniz gerekiyor. Yoksa zaten fiziksel olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Futbolculuk anlamında, teknik taktik anlamında herhangi bir sıkıntısı yok. Motivasyonu yüksek olursa, kafası saha içerisinde olursa zaten katkı sağlayan bir isim. Dediğim gibi zaten forvet konusunda Galatasaray'ın bir sıkıntısı yok. Savunmada Luyendama biraz soru işareti yarattı Hatay maçında. Hem maça geç kalması, değil mi? Hem maça geç kalması hem saha içerisinde bazı hamlelerde geç kalmasıyla Luyendama biraz soru işareti yarattı ama daha zaman var. Bir haftalık bir zaman var ve şu da var, hep bunu söylerler teknik adamlar da, o kondisyon ekiplerinde, hı-hı, çalışanlar da. Yüklemelerin yapıldığı dönemde oyuncuların bazı bu tip ağırlık yaşamaları ve hız kaybı yaşamaları oldukça doğal derler. Çünkü normalde çok stoper oynamasına rağmen çok hızlı ve çok atletik yapıya sahip bir oyuncu Luyendama. Biraz beklentiler de o yüzden kendisinden yüksek. Bir stoper için belki normal karşılanabilecek bir yavaşlık onun için çok daha fazlaymış gibi geliyor. Hatırla, bir kupa maçı, hatta ben anlatıyordum. Bir an ekrana baktığımda yerden o kalkışı, meşhur kalkışı var ya Luyendama'nın. Bambaşka bir yükselişi var. Tersten, evet, böyle şahlanma gibi, hatta bir şey yaptı Luyendama. Canavara falan da benzetti. İzleyenler çok paylaşılmıştı. Yani o da çok atletik, farklı bir yapıda oyuncu. O da şahsına münhasır bir oyuncu. Hatta şöyle, Cagne ilk geldiğinde böyle bizim yayıncı kuruluşu olduğumuz maçlarda falan, hı-hı, çok daha yakın gözlemleyebiliyordum. Cagne'nin takım içerisinde zannediyorum tek anlaşabildiği oyuncu Luyendama'ydı o dönem. Birbirlerini anlayabilen, frekansları tutan iki oyuncu. Belli. Ama şunu söyleyeyim, yani Scott Pierce geldikten sonra biraz daha kondisyon çalışmalarının temposu arttı ve o dönemlerde biraz hız kaybı yaşıyor futbolcular. Ben Luyendama'nın toparlayacağını düşünüyorum. Herhangi bir problem yaşamayacaktır. Bir de uzun süre oynamadı. Tabii bunların, hı-hı, da etkisi var. Ama Luyendama o anlamda sıkıntı değil. Konuyu dağıttım biraz aslında. İşte ben de tam onu diyecektim. Orta saha transferini sormayalım diye Emre Kaplan. Yani hiç orta sahadan bahsetmeden kale, artık defans. Artık böyle bir taktik geliştirdik. Savunma, olsun, biz yazalım. Yasin yaz yine Galatasaray orta sahaya kimi transfer edecek diye. Sıkıştıralım Emre Kaplan'ı biraz. Yani şimdi hep şu savunma ve forvette herhangi bir problem olmadığından bahsediyoruz. Hı-hı. Ama Galatasaray yönetimden isimlerle yaptığımız temaslarda hep şunu söylüyorlar. Bizim orta saha oyuncularımız en azından sayısal olarak yeterli. İşte Taylan var, Emre Akbaba dahil ediyor. Taylan'dan hoca memnunmuş diye senden duymuştum ben. Taylan'dan memnun. Yani biraz da mecburiyetten, işte, hı-hı, geçtiğimiz sezonlarda don kadro dışıyken bir anda faydalanmaya başladı hoca. Taylan geçen sezon bekleneni veremiyordu. Bu sene daha farklı bir rolde, ki Taylan kariyerinde hep daha hücum yönü ön plana çıkan, tabii, bir oyuncuydu. Erzurum'da oynarken attığı gollerle hatırlıyorduk Taylan'ı.
Şimdi daha geride ön libero mevkiinde deniyor Fatih Hoca. Hatay maçında da takımın belki de en iyisiydi Arda'yla beraber. İyi bir performans ortaya koydu. Yani sayısal olarak orayı yeterli görüyor Galatasaray yönetimi. Biraz da mecburiyetten böyle düşünmek zorundalar tabii. İşte az önce söyledim, seri için son güne kadar pazarlıklar devam edecek. Johansen ismi var. Johansen için de görüşmeler devam ediyor. Fulham'dan iki oyuncu için görüşmeler devam ediyor aynı anda. Ki geçtiğimiz yıllarda Abdurrahim Albayrak bir transfer pazarlığı yöntemi anlatmıştı. Biraz ona benzedi. İşte ben oyuncu alırken önce Cüneyt'i isterim. Aslında Ahmet'i istemeye gitmişimdir ama sonrasında evet. Ahmet'i alır gelirim şeklinde bir strateji. Acaba Johansen de böyle mi olacak? Ben açıkçası merak ediyorum ama görüşmelerin olumlu ilerlediğini duymuştuk. Aslında geçtiğimiz hafta içerisinde oyuncu tarafından yanıt bekleniyordu. O da milli takıma gitti. Milli takım dönüşünde bir takım gelişmeler olabilir Johansen'le ilgili. Yani şu an en yakın, en sıcak aday o gibi gözüküyor. Johansen. Yönetim böyle düşünüyor. Diğer taraftan da Fatih Terim'in istediği ise iki tane 6, bir de 8 numara oynayabilecek oyuncunun kadroya katılması. Yani Fatih Hoca bu konuda çok net. Taylan evet var. Dong zaman zaman orada oynayabilir 6 numarada ama direkt olarak orayı taşıyabilecek bir 6 numara ve iki tane de orta sahada çift yönlü, hem hücum yönleri yüksek hem savunmaya da işte aslında Belhanda'nın iyi olduğu dönemlerdeki hali gibi iki tane oyuncuya ihtiyacı var. Hoca oraya hem Mert Hakan'ı hem Mensah istemişti. Biri Fenerbahçe'ye, biri Beşiktaş'a gitti. İşte o transferler gerçekleşse şu anda zaten herhangi bir şey konuşulmuyor. Lige en hazır takım Galatasaray diye olacak. Konuşacak. Sadece iyi bir kadro yapısı var çünkü Galatasaray'ın. Şakasını yapıyoruz orta sahada eksik var diye ama hani şu kadrosu da Galatasaray'ın şampiyonlar mücadelesi de olacak bir kadro. Tek bir eksik var. Çok özür dilerim Ahmet. Burada Fatih Hoca'nın yıllardır, daha doğrusu Galatasaray'ın yıllardır Buruma, Rodriguez ve Onyekuru şeklinde giden pırpır diyebileceğimiz kanat oyuncuları vardı. Bu sene bu eksik. Yani orta saha transferiyle birlikte buna da ihtiyaç var. Oraya da Emre Kılınç olmaz mı? Emre Kılınç olacak. Emre ve Omar'ın gelmesiyle biraz daha hareketli hale gelebilir takım. Ben sürpriz bir isimden bahsetmek istiyorum Galatasaray'ın bu seneki transferi. Kerem Aktürkoğlu. Şu an eğer böyle bir transfer yapılamazsa, şartlar el vermezse kanat transferi konusunda sezon içerisinde Kerem hayal edilenden çok daha fazla süre alabilir. Çünkü bu profile uyan bir oyuncu. Doğru. Tabii biz bu ekranlarda maçını da yayınladık. Emre ile birlikte hani çıplak gözle izleme şansı da bulduk. Gerçekten yaşına göre müthiş bir performans sergiledi o maçlarda. Hem üretken hem de hızıyla ön plana çıkan bir isim. Galatasaray'ın da şu anki mevcut kadrosunda biraz hız problemi var. Geçen senenin ilk yarısında da yaşanmıştı bu. Kerem şu anki beklenenin, şu anki düşünülenin çok üstünde süre bulabilir. Önemli bir rolü olabilir Galatasaray'ın yapısında. Şimdi dönelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de yeni transfer Mert Hakan'ın sakatlığı taraftarı üzdü. Gün içerisinde Ahmet Selim sen bunu o ekranlardan açıkladın ama bir kez diye sorar mısın? Fatih Terim ne zaman patlayacak? Patlayacak demeyelim ona da hocanın bir sessizliği olduğunu biz de haberlerimizde hep konuşuyoruz. Ama hoca da zannediyorum. Az önce söyledik ya biz alıştık son yıllarda diye. Hoca da sanırım alıştı transfer döneminde yaşanan bu konulara. Çünkü işte bir sene forvet beklendi. Bir sene stoper. Bu sene de orta saha bekleniyor. Bütün mevkilerde yıllar geçtikçe Galatasaray bunu yaşıyor. Ben Fatih Terim'in açıkçası böyle bir patlama ya da kamuoyu önünde bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Bir açıklama çünkü transfer döneminde hoca geçti bir sezonlarda en azından kendi sosyal medyasından biliyorsun paylaşımlar yapıyordu. Videolar paylaşıyordu. Biraz yani daha hatta tırnak içerisinde fırça atıyordu. Şöyle söyleyeyim. Sessiz. Yani Galatasaray'ın şu ana kadar hiçbir antrenmanı basına açık gerçekleşmedi. İşte 20-21 gün oldu çalışmalar başlayalı. Florya'da hazırlık maçları vardı. Hiçbiri basına açık değildi. Stat'takinde zaten imkanlar müsait değildi maç sonunda herhangi bir şey yapılmasına. Galatasaray antrenmanını ne zaman açarsa ya da sezon öncesinde herhangi bir antrenmanını açarsa o zaman Fatih Hoca bir mesaj verecek demektir. Ki bu sadece mikrofonlara konuşması değil. Geçen sene bunu gördük çünkü. Mikrofonlara herhangi bir konuşma gerçekleştirmedi Fatih Hoca ama Sayın Abdurrahim Albayrak'la hemen böyle yedek kulübesinin yanında bir konuşmaları vardı. Orada ağız okumayla dahi Fatih Hoca bu mesajları veriyor. Yani bazen Fatih Hoca bir de bayılıyor böyle mesaj. Böyle mesaj vermeyi çok seven bir teknik adam. İşte bazen oradaki o hareketleriyle, jest mimikleriyle, bazen resmi hesap üzerinden paylaşılan fotoğraflarla. Bunu daha önce söylemiştim yani Fatih Hoca konuşmuyor diyoruz da oradan konuşuyor aslında Fatih Hoca. Onu tanıyanlar, bunu yakından bilenler için. Oradaki fotoğraflar, her zaman antrenman fotoğrafı ya da maç fotoğrafı varsa ilk sırada Fatih Terim'in fotoğrafı vardır. Teknik heyetin onayından geçer bu fotoğraflar. Teknik heyetin iletişim biriminin onayından geçer.
öyle değerlendirilir ve oradaki ruh halini de takip etmek bence çok kolay oluyor Fatih Hoca'nın. Ama antrenman açılırsa Fatih Hoca mesajı net olarak verir.